Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçi Sendikası üyeleri, Türkiye genelinde de olduğu gibi Muğla'da da 2 saat iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. DİSK Genel İş Muğla, İkinoğlu Şube Yönetimi ve belediye çalışanları tüm belediye işçilerinin kadroya alınmasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yasal düzenleme derhal yapılmalıdır. Belediye şirket işçilerinin yapılan ayrımcılıklar son bulunmalıdır. İlave belediye ve kadro hakkı derhal verilmelidir. Ülkemizde ekonomik kriz derinleşerek devam ediyor. İşçilerin ve emekçilerin geçim sorunları ise buna bağlı olarak gün geçtikçe hayat pahalılığı artıyor, alım gücümüz her geçen gün düşüyor. İşçiler ve emekçiler sebebi olmadıkları bir krizin tüm yükünü çekmeye mecbur bırakılıyor. İktidarın ekonomi yönetiminde rasyonel politikaya dönmek adına yine finans ve sermaye çevrilini önleyen bir politikayı hayata geçirmeye koyuluyor. İşçi sınıfı emekçilerin temel talepleri olan gelir dağılımındaki adaletinin sağlanması, vergi adaletinin gerçekleşmesi, insanca yaşanılabilir ücretin sağlanması, sendikal hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi gibi konuların konulardaki ne yazık ki bir adım atılmıyor. Ücret erime ise her geçen gün artıyor. Toplu iş sözleşmeleri ile elden ücret artışları artan hayat pahalılığı karşısında zaman içinde eriyor. İşçiler bu sefer de ekonomik ve siyasal belirsizlikleri deneyerek belediye işçilerinin ücretine iyileştirme yapılması kaçınılmazdır. Bunun için de gerekli çabaları yürütüyoruz. Bugünden itibaren örgütlü olarak tüm işçilerin de insanca yaşayacak bir ücretin mücadelesi yükselteceğimizi herkese ilan ediyoruz. Tüm belediye işçilerine çağrı yapıyoruz. Belediye yönetimlerinin hükümetin oluşturduğu belirsiz ve yetersiz ekonomik ortamına rağmen belediye çalışanların refahını arttıracak tedbirler olmalıdır. Biz de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlere gerekli adımlar atarak işçilerimizin daha yüksek ücret yeni hak sahipleri olması ek protokollerine çalışmalarına devam ediyoruz. İyileştirmeler olsa da bunların da birliği daha da ilerletilmesini çabalıyoruz. Ekonomik kriz ve düşük ücret kıskacından çalışan yüz binlerce insanın işçinin sesine kulak verin. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam eden iş yerlerimizi işçilerin taleplerini karşılayacak, insanca yaşayacak ücret düzeyini için gereken adımları atın. Siyasal ve iktidar tüm siyasi gruplarına çağrı yapıyoruz. 696 sayılı KYK belediye işçilerinin yapılan ayrımcılık derhal kaldırılmalıdır. Belediye şirket işçileri kadroya geçirilmeli. Yıllardır mahrum bırakılan 52 günlük ilave tediye hakkını bir an önce evvel verilmelidir. Belediyelerin önemli bölümünde var olan ekonomik zorlukları ortadan kaldırmak, belediye gelirlerinin arttırılması, İller Bankası paylarına kesinti yapılması, merkezi bütçeden
bütçeden gelen bütçeden belediyelere işçi ücretlerine ilişkin pay aktarılması, personel giderlerine ilişki getirilen tüm sınırlamanın kaldırılması gibi bir dizi düzenleme bir an önce hayata geçirildi. Ayrıca kıdem tazminat davası uygulaması işçilerin mağduriyetinin neden olmaktadır. Son memur maaşının uygulaması da olacak. Düşük kıdem tazminatı verilmelidir. Vergide adalet sağlanmalı. Ücretlerin gelir vergisi kesintisini düşürmelidir. Yaşasın DİSK, yaşasın genel iş.